Şimdi ne yapıyoruz? Bilmem ki. Hayal kurarken bir ders sonrasını hayal edememiştim. Sanırım çaylar içeceğiz. Evet ama önce içmemiz için ritüel olması gerekiyor. Ne mesela? Yani karşılama töreni var. Çay sunumu var. Defne, bu bizim partimiz değil mi? Evet öyle. O zaman neden biz kuralları koymuyoruz? Anlaştık. Kızlar. Oo, ne kadar güzel olmuş masanız. Benim çıkmam gerekiyor. Peki Maynur teyze. Güzel güzel partinizi yapacağınıza eminim. Ben de zaten çok sürmeden döneceğim, tamam mı? Merak etmeyin Maynur teyze. Güveninizi boşa çıkarmayacağız. Hadi bakalım, iyi eğlenceler. Güle güle. Şimdi... Buyurun Defne'leydim. Teşekkürler Meysel'eydim. Buyurun. Neydim? Lütfen sizin için hazırlanmış kurabiyeleri de tadın. Hepsi size özel. Doğrusu uğraşılmasına değmiş Meysel'eydim. Tadı muhteşem, hatta muhteşemden de fazlası. Fevkalade. Biz buna bence fevkalade diyelim. Hem aramızda yeni bir dil de olmuş olur. Çay partimize biz karar verdik. Buna da karar verebiliriz. Bence de. Diyelim, sen benim en fevkalade arkadaşımsın. Sen de benim canım arkadaşım. Biraz daha. Her şey çok güzel. Ama sanırım çayı birazcık fazla kaçırdık. Midem yandı da. İçecek başka bir şey var mı? Hemen bakıyorum Defne'leydim. Defne'leydim. Vişne şurubu var, olur mu? Muhteşem olur. Tamam. Buyurun. Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Defne, iyi misin? İyi misin? İyi misin? Hasta mı oldun sen? Hasta mısın? İyi misin? Hayır, hayır. Dur, 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 dur. Ay, ay. Al şunu Defne, ne olur ya. Ay, şunu, ay. Gel, gel. Tamam, gel. Yavaş, yavaş. İstiyorum. Yok, bir şey yok. Gel, gel. Tutun bana. Of Defne. Dur. Yok bir şey arkadaşım, gel. Annemi istiyorum, annem getir. Telefonun nerede? Masada bir yerlerdeydi. Ay hayır, hayır, hayır. Hayır. Geçti, geçti. Tamam mı? Bir şey yok. Geçti. Alo, ben Görkem. Defne biraz rahatsızlandı da. Annemi söyleyin, gelsin. Tamam, gelecek, gelecek. Gelebilir misiniz buraya? Annem. Anne. Defne. Defne. Arkadaşım uyan, ne oldu sana? Korkma Melisa. Sanki daha iyi gibi.
Azra teyze zaten gelir şimdi. Ne? Defne arkadaşım hadi. İçeride. Defne. Ha Defne. Ne oldu anneciğim? Ay ne bu hal? Defne. Ne oldu burada? Biz çay partisi yapıyorduk. Sonra Defne geldi kustu buraya. Ne yapacağımızı bilemedik Azra teyze. Ha kızım buradayım geldim. Bu çay değil ki. Ne içtiniz siz? Siz ne içtiniz? Yani... Bu alkol. Azra Hanım. Ne oluyor burada? Yani bu olanlara gerçekten inanamıyorum. Sonra dön başa geri geliyorum. Anne, ben gerçekten çok özür dilerim. Defneciğim, sen dinlen, sus. Seninle evde görüşeceğiz bunları. Buyurun Azra Hanım. Yani inanın ne deseniz haklısınız. Ben bütün bunlar nasıl gerçekleşti hiç anlayamadım. İç Defneciğim, iyi gelir. Yani böyle çocuklar çay partisi falan deyince... ben siz başlarındasınızdır diye düşündüm. O yüzden gönderdim. Küçük bir işim çıkmıştı ama haklısınız, daha dikkatli davranmam gerekirdi. Yani kabul edilebilir bir rezillik değil gerçekten. Üstelik bu bir değil, iki değil. Yani ben ne yapacağımı gerçekten şaşırdım. Ama bu son nokta. Böyle erkek çocuk çağırmalar, içki içmeler, davetler falan. Hiç hoş değil. Azra Hanım, sinirlisiniz doğal olarak ama isterseniz şu anda Defne'ye odaklanalım. Biz bu konuları daha sonra kendi aramızda etraflıca konuşuruz. Hataları telafi ederiz. Bir kişi bile duysa nasıl telafi edeceksiniz? Hı? Yok. Ben kararımı verdim. Bu saatten sonra Melisa ile Defne arkadaşlık etmeyecekler. Bu son görüşmeleriydi. Azra Hanım. Bitti. Hadi Defneciğim gidiyoruz kalk. Azra Hanım. Defne. Melisa. Defne dur ne olursun. Defne dur ne olursun. Melisa tamam. Defne. Melisa. Melisa tamam.